Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İnkılap Tarihi dersinden başlayacağız. İnkılap Tarihi dersinin başından başlayıp hemen olduğumuz yere kadar hızlıca ilerleyeceğiz arkadaşlar. Trablusgarp Savaşı'ndan başlıyoruz yani. Hadi hep birlikte başlayalım. Trablusgarp Savaşı. Trablusgarp Savaşı ne zaman gerçekleşti? 1911-1912 tarihlerinde gerçekleşti. Yani 20. yüzyılın ilk savaşlarından biri, Osmanlı Devleti 20. yüzyılın ilk başlarına Trablusgarp gibi önemli bir savaşla başladı. Peki bu savaş kimler arasında yapıldı? Bir bakalım bu savaş kimler arasında yapılmış? İtalya ile kim arasında? Osmanlı Devleti arasında yapıldı. Peki İtalya Osmanlı Devleti'nden ne istiyordu? İtalya'nın bu savaşı açma sebebi neymiş? Savaşın sebebi. Hangi savaşın sebebi? Trablusgarp Savaşı'nın sebebi. Trablusgarp Savaşı'nın sebebi nedir? İtalya'nın siyasi birliğini geç tamamlamış olması. İtalya siyasi birliğini geç tamamladı. Yani siyasi birliğini geç tamamladı demek ne demek? İtalya dört parçadan oluşuyor. En önemli parçası mesela İtalya dört parçadan oluşuyordu. Piemonte adında bir parçası vardı. Bu Piemonte denilen kısım diğer kısımları egemenliği altına aldı. Ne zaman? 1871'de. Diğer kısımları egemenliği altına alıp ne yaptı? İtalya devletini kurdu. Şimdi bu adam 1871'de siyasi birliğini kurduktan sonra şimdiki amacı ne? Şimdiki amacı da sömürge elde edebilmek. Yani İtalya siyasi birliğini geç tamamladı. Kime göre, neye göre geç derler ya? Kime göre geç? İngiltere ve Fransa'ya göre geç. İngiltere ve Fransa siyasi birliğini erkenden tamamlamışlardı. İngiltere ile Fransa yıllar önce siyasi birliğini tamamladı. Şimdi ne arayışı içinde bunlar? Sömürge arayışı içerisinde. Sömürgeleri buldu mu İngiltere ile Fransa? Evet buldu. Hemen hemen dünyanın her yerinde kimin sömürgesi var? İngiltere'nin zaten adamlara ne deniliyor? Güneş batmayan ülke denmiyor mu İngiltere'ye? Fransa'nın da hemen hemen her yerde sömürgesi var. Bu yüzden yeni kurulan İtalya siyasi birliğini geç tamamladı. Kime göre geç? İngiltere ve Fransa gibi büyük devletlere göre geç tamamladı. Başka diğer bir sebep neymiş? İtalya'nın Habeşistan yenilgisini telafi etmek istemesi. İtalya bundan önce nereye saldırdı? İtalya bundan önce saldırdığı yer neresi arkadaşlar? Habeşistan. Yani İtalya'nın ilk saldırdığı yer Trablusgarp değil. Siyasi birliğini tamamladıktan sonra İtalya nereye saldırdı? Habeşistan. Yani günümüzdeki Etiyopya diyebilirim. Etiyopya yenilgisini neyle telafi etmek istiyor? Trablusgarp'la telafi etmek istiyor. Çünkü Etiyopya'da başarısız oldu. Etiyopya'yı kimden almak istiyor? İngiltere'den almak istiyor. İngiltere'den alması mümkün mü? Değil. Ama Trablusgarp Osmanlı'nın alabilir mi? Evet alabilir. Diğer bir sebep. Trablusgarp'ın İtalya'ya yakın olması. Diğer bir sebep neymiş? Trablusgarp'ın İtalya'ya yakın olması. İtalya siyasi birliğini yine geç tamamladı. Yine siyasi birliğini geç tamamladığı için büyük okyanuslara açılabilen büyük gemileri var mı? Var ama çok az. Okyanusu açılıp da sömürge elde edebileceği bu kadar büyük gemileri yok. Mesela atıyorum tutup da Japonya'dan sömürge alabilecek konumda değil.
O yüzden iç kısımda yer alanlardan sömürge almaya çalışacağım. Akdeniz'den sömürge almaya çalışacağım. Çünkü İtalya'da sizin de bildiğiniz gibi Akdeniz ülkesi İtalya var. Diğer sebep ne? Siyasi birliğini geç tamamladı. Habeşistan yenilgisini telafi etmek istiyor. Topraklarına yakın, yani sömürge ve ham madde arayışı içindedir diyebilirim, değil mi? Bir de ne söyleyeceğim? Avrupalı devletler İtalya'yı desteklemekte. Avrupa kimi desteklemekteymiş arkadaşlar? İtalya. Demek ki İtalya Habeşistan yenilgisini telafi etmek istiyor. Trablusgarp İtalya'ya yakın. Sömürge ve ham madde arayışı içerisinde. Avrupalı devletler de kimi destekliyor? Gördüğünüz gibi İtalya'yı destekliyor. Peki Avrupalı devletler neden İtalya'yı destekliyor? Veya da Avrupalı devletlerden kim İtalya'yı destekliyor? Bir de ona bakalım. Şu tarafı silelim. Ne söyledik? Avrupalı devletler kimi destekliyorlar? Evet, kimi? İtalya'yı destekliyor Avrupalı devletler. Peki hocam, Avrupalı devletlerden kim destekliyor? Bir bakalım. Şöyle. Evet, Avrupalı devletlerden kim destekliyor? İngiltere destekliyor. Kim destekliyor? Fransa destekliyor. Peki İngiltere ile Fransa neden İtalya'yı destekliyor? Niçin İtalya'yı destekliyor? Osmanlı değil de yıllarca İngiltere Osmanlı Devleti'ni desteklemedi mi? Bir sorun çıktığında, mesela Rusya saldırdığında İngiltere bize yardım etmedi mi? İngiltere saldırdığında Rusya yardım etmedi mi? Veya başka bir şey olduğunda İngiltere bize çoğu yerde yardımcı oldu. Peki İngiltere neden şimdi bizi değil de İtalya'yı destekliyor? Bir bakalım. İngiltere ile Fransa kimi destekliyor? İtalya'yı. Sebebi nedir dersen? Sebebi. Aralarında tampon bölge kurmak için. Diğer bir sebep ne? İleride bir savaş çıkarsa İtalya'yı kendi yanlarına çekmek. Yani neyi düşünüyorlar? İleride büyük bir savaş çıkacak. Ne, hangi savaşın kokusunu alıyorlar? Tabii ki Birinci Dünya Savaşı'nın kokusunu alıyorlar. Peki ileride büyük bir savaş çıkacak da bloklar belli mi bu dönemde? Evet, bloklar belli. Bakıyorum İngiltere, bakıyorum Fransa, bakıyorum Rusya. Ne zaman siyasi birliğini kurdu? Yani ne zaman üçlü itilaf oldu bunlar? 1907'de oldu. Üçlü ittifaka bakıyorum. Almanya, İtalya, Avusturya, Macaristan. Bunlar ne zaman üçlü ittifak devleti olmuştu? 1883'te. Trablusgarp Savaşı ne zamandı? 1911-1912 tarihlerinde. Zaten Trablusgarp Savaşı başladığında itilaf ve ittifak grupları belliydi. Şimdi İngiltere'nin amacı ne? Şuradaki İtalya'ya Trablusgarp'ı vaat edelim. İtalya'yı kendi yanımıza çekelim. Şu birliği çat bölelim. Yani maksat bu. Şu birliği parçalayabilmek. Avrupalı devletler İngiltere'yle Fransa'nın destekleme sebebi buymuş. Bir de bakalım destek veren kim var? Tabii ki kim destekledi? Rusya. Peki henüz bu KPSS'de soru olarak gelmedi. Mesela şu İngiltere ile Fransa'nın hangi sebepten dolayı desteklemiş olduğu daha önceki yıllarda soru olarak geldi. Rusya'ya bakıyorum. Rusya hangi anlaşma ile İtalya'yı destekledi?
diye sorabilir. Rusya hangi anlaşmayı İtalya'yı destekledi? Cevabım ne? Raciniki anlaşması. Hangi anlaşmayla desteklemiş? 1909 Raciniki Anlaşması ile destekledi. Peki Raciniki Anlaşması ne? Raciniki Anlaşması Rusya ile kimin arasında oldu? İtalya arasında oldu. Rusya ile İtalya arasında yapıldı. Şimdi ben bu anlaşmaya şöyle bir harita üzerinden bakarsam, bu Türkiye haritasını düşünürsem, şurada Rusya'yı düşünürsem, Rusya bu anlaşmaya göre neye gidebilecek? Sıcak denizlere. Rusya diyor ki, Raciniki anlaşmasına göre ben sıcak denizlere yavaş yavaş ineyim, boğaları geçeyim, Akdeniz'e ineyim. Akdeniz ülkesi olan İtalya ise normalde sıcak denizlerin olduğu bölge Akdeniz değil mi? İtalya Akdeniz'de ticaret yapmıyor. Akdeniz'de ticaret yapan İtalya, Akdeniz'de güçlü bir devlet ister mi? Hayır, istemez. Ama İtalya gözünü nereye dikti? Şurada bulunan Libya topraklarına dikti. Libya topraklarına gözünü diktiği için İtalya diyor ki Rusya'ya, sen boğazları rahatça geç. Ben sana herhangi bir abluka kurmayacağım. Yani Çanakkale'den geçerken sana bir suikast hazırlamayacağım. Sana hiçbir şey yapmayacağım. Senden ne var? Sen buraya sıcak denize geç, Akdeniz'e gir. Ben de Libya'yı ele geçireyim. Sen de buna sesini çıkarma. Osmanlı yardım istese dahi Libya'yı ben ele geçirirken ona yardımcı olma. Tamam diyor İtalya'da. Yani anlayacağımız Raciniki anlaşması, al gülüm, ver gülüm anlaşması. Yani Rusya ile kimin arasında yapıldı? İtalya. Rusya sıcak denizlere rahatça inebilecek. İtalya'da Rusya sıcak denizlere rahatça inebilecek. İtalya'da Trablusgarb'ı işgal edebilecek diyebiliriz. Yani bu anlaşmayla destekliyor. Peki başka destekleyen devletlerden biri Avusturya Macaristan. Hocam Avusturya Macaristan neden destek verdi? Avusturya Macaristan'ın destek vermesinin tek bir sebebi var. Avusturya Macaristan nereye ilhak etti? Bosna Hersek ilhakına İtalya sessiz kaldı. Demek ki Avusturya Macaristan ne yapmış? Avusturya ve Macaristan Bosna Hersek'i ilhak etmiş. Bosna Hersek kimin? Osmanlı Devleti'nin. Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Bosna Hersek'i Avusturya Macaristan ilhak ediyor. Buna İtalya sessiz kalıyor. Şöyle yine bir harita üzerinde hadi bakacak olursam. Şurada Avusturya Macaristan var. Avusturya Macaristan şuradaki Bosna Hersek'e ilhak ederken şurada bulunan İtalya sizce isterse o da Bosna Hersek'e ilhak edemez mi? Edebilir. Ama İtalya ne diyor? Ben Bosna Hersek'ten alacağım hiçbir şey yok. Ben nereye almak istiyorum? Libya'yı almak istiyorum. Yani nereye ele geçirmek istiyorum? Libya'yı ele geçirmek istiyorum. Ben Libya'yı alayım. Sen de Bosna Hersek'i al, sınırını genişletmek istiyorsan genişlet. Yani Bosna Hersek'i ilhakına İtalya'nın siz kalması. İtalya'da Trablusgarb'ı işgaline Avusturya, Macaristan sessiz kalacak. Hatırlıyorsan Avusturya, Macaristan ben senin şurayı onaylayalım. Ama hatırlıyorsan Avusturya, Macaristan ben senin Bosna Hersek'e işgaline sessiz kalmıştım. Şimdi sen de benim Trablusgarb'ı işgaline sessiz kalacaksın dediği an Avusturya, Macaristan hiçbir şey diyemedi.
Yani Avrupalı devletler maalesef bizi değil, kimi destekliyor? İtalya'yı. İngiltere ve Fransa neden destekliyor? Aralarında tampon bölge kurmak için az sonra gösteririm nasıl bir bölge. İleride bir savaş çıkarsa kendi yanlarını İtalya'ya çekip şu birliği çat bölebilmek amacıyla bakıyorum destekleyen devletlerden biri kim? Rusya, ki kesinlikle unutmayın da demiştim. Bu soru henüz çıkmadı. Rusya hangi anlaşmayla Rusya hangi anlaşmayla İtalya'yı destekledi derse cevabım ne olacak? Rusya'nın reisi Raciolini'nin reisinden hatırlayacağım. Raciolini anlaşması. Bakıyorum Avusturya Macaristan'da yine kimi desteklediğini görüyoruz. Rusya'yı desteklediğini görmekteyiz diyebilirim. Buraları sileyim. Hemen devam edelim. İtalya bu dönemde siyasi birliğini geç tamamladı. Kim gibi? Almanya gibi tamamladı. Yani az önce bahsetmiştik. İtalya dört parçadan oluşuyordu. İtalya'nın en önemli parçası Piemonte adı verilen şu kısımdı. Piemonte adı verilen bu kısmın içinde de Carbonagi Cemiyeti var. Carbonagi Cemiyeti dünya tarihinde hücre modelini ilk kez uygulayan bir cemiyet. Yani hücre modeli sayesinde, hücre modeli dediğimizde şu, en küçük birimlere dahi, ne yapmışlardır? En küçük birimlere dahi az az böyle 12 kişi, 12 kişi kişiler göndermişlerdir. Bu kişiler sayesinde de kendi fikirlerini yayabildiler. Yaydıktan sonra diğer kısımların egemenlikleri altına alıp 1871 İtalya devletini kurdular dediğim gibi. Kim gibi? Almanya gibi. Şurada Almanya'ya bakacak olursak, Almanya'da aynen dört parçadan oluşuyordu. En önemli parçası Prusya adı verilen kısımdı. Bu Prusya denilen kısım diğerlerine egemenliği altına aldı. 1870'te siyasi birliğini kurdu. Yani siyasi birliğini yeni kuran devletler sömürge arıyor. Sömürgesi olan İngiltere ve Fransa'da korumaya çalışıyor diyebiliriz. Trablusgarp Savaşı'nın sebebini gördük. Trablusgarp Savaşı'nın sebepleri neymiş? İtalya'nın sömürge arayışı. İtalya'nın siyasi birliğini geç tamamlamış olması. Trablusgarp'ın İtalya topraklarına yakın olması. İtalya'nın Habeşistan yenilgisini telafi etmek istemesi. Bir de neye ekleyebilirim? İtalya'nın bu bölgede nüfus kurmuş olması diyebilirim. İtalya nerede nüfus kurdu? Trablusgarp'ta. Peki hocam nüfus kurmak ne demek? Nüfus kurdu. Yani o bölgede etkili. Kendi düşünceleri açısından etkili. Halka ne diyor? Sevgili Trablusgarp halkı. Size ekmek veren benim, aş veren benim, fabrika açan benim, iş veren benim. Osmanlı Devleti ne yapıyor? Sizden sürekli vergi alıyor. Osmanlı Devleti'ni bırakın, kimin yanına geçin istiyor? İtalya'ya geçin. Yani bizim sömürgemiz olun diyor. Halk da yavaş yavaş ister istemez kime yakınlaşmış durumda? İtalya'ya yakınlaşmış durumda diyebilirim. Başka savaşın sebebini gördük. Osmanlı Devleti ne durumda bir bakalım. Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı'nda nasıl savunmasız Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı'nda nasıl durumda? Savunmasız durumda. Peki Osmanlı Devleti'nde padişah kim? Sorularda bolca bu da çıkıyor. Osmanlı Devleti'nde padişah kimdir? Osmanlı Devleti'nin padişahı 5. Mehmet Reşat. Peki 5. Mehmet Reşat ne? Yani 5. Mehmet Reşatlarında kim vardı? 2. Abdülhamit vardı. 2. Abdülhamit 31 Mart ayaklanmasıyla tahttan indirildi. Biz 1909'da 1918'e kadar kimi göreceğiz tahta?
5. Mehmet Reşat'ı göreceğiz tahta. Zaten en son inkılap tarihi dersi olarak söylüyorum. İki tane padişah çıkacağız. Bir 5. Mehmet Reşat, bir de 6. Mehmet Vahdettin. Vahdettin'i de duymuşsunuzdur. Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı konusunda savunmasız. Savunmasız kaldığını nereden biliyorum? Nereden biliyorum savunmasız olduğunu? Çünkü bölgeye Trablusgarp bölgesiyle Trablusgarp bölgesiyle kara bağlantısı yoktur. Trablusgarp bölgesiyle ne yok? Kara bağlantısı yok. Peki hocam, kara bağlantısı dediğiniz şey ne? Atıyorum, şöyle bir yine Türkiye haritamız olsa, şurada bulunan Mısır, burada, Mısır burada diyelim. Burada neresi var? Fas, Cezayir, Tunus var diyelim. Burada da neresi olsun? Trablusgarp olsun. Şimdi şu toprak, bir kere şurası, hariç diğer topraklar benim mi? Hayır değil. Çünkü Mısır kimin elinde? İngiltere'nin elinde. Fas, Cezayir, Tunus kimin elinde? Fransa'nın elinde. Fas, Cezayir, Tunus'ta o şu çizginin altında neresi deniliyordu? Kuzey Afrika denilmekte. Şu çizginin altında Kuzey Afrika denilmekte. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk toprak parçası Osmanlı Devleti'nin nerede? Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk toprak parçası, son toprak parçası. Böyle bir soru çıksa, evet ne diyorduk? İlk toprak parçası neresi? Şunu biraz daha yaklaştırayım ya. İlk Cezayir hocam, son Trablusgarp değil miydi? Maşallah. Sesini duymadığımız arkadaşların sesini duyuyoruz. Uzun zaman oldu sanki. Beni özlediniz mi hocam? Evet, sesinden hemen tanıdım. Bak görüyorsun. Kaç hafta gelmedin? İki hafta mı gelmedin? Aşkınızdan yataklara düştüm hocam, o yüzden gelemedim, hastaydım. Yok, hala oldu gelmeyeli. Öyle hatırlıyorum. Hocam geldi ama sizinle denk düşemedik diyelim. Ha, tarih dersine girmeyi denedim yani. Özellikle farkındaysanız şu an bu derse girdim. Ben sizden sonra derse girmeyeceğim. Özellikle dershaneye gelince girmedim zannetmiştim. Telafi edeceğim hocam en kısa. Ama özlemişiz demek ki. Bak sesinizi tanıyoruz gördüğünüz gibi. Ben de sizi söylüyorum hocam. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, devam ediyoruz. Bakın beyefendi cevap verdi. İlk toprak parçası neresi? Cezayir. Son toprak parçası neresi olacak? Trablusgarp olacak. Çünkü Cezayir, biz ne zaman kaybettik şurada bulunan Cezayir'i? Ne zaman kaybettik? 1830'da kaybettik. Ben Mısır'ı ne zaman kaybettim? Atatürk 1 yaşındayken ne zaman kaybettik? 1882'de Mustafa Kemal ne demişti? Eğer ki 1 yaşında olmasaydım ben Mısır'ı asla kimseye vermezdim dememiş miydi? Şurada bulunan Fas'la Tunus'a bakıyorum. Fas'la Tunus'un da tamamen yönetimi 1881'de, yani Atatürk doğduğunda ne yaptık? Kaybettik. Sadece Kuzey Afrika toprakları içerisinde. Neresi benim? Evet, neresi benim? Trablusgarp kime ait? Osmanlı Devleti'ne ait, gördüğünüz gibi Trablusgarp. Osmanlı Devleti'nin bölgeyle kara bağlantısı yok dedi. Neden şu kara bağlantısı yok? Osmanlı Devleti askerlerini getirdi. Önünde kim var? İngiltere var önünde. İngiltere kimi destekliyor? İtalya'yı. İngiltere izin verir mi Osmanlı Devleti'ne Trablusgarp asker geçirmesine? İzin vermez. İngiltere izin vermez. Çünkü İngiltere'nin tarafı belli adamı. Peki Osmanlı Devleti isterse denizden yardım edebilir mi? Normalde denizden yardım edebilir mi? Evet. Çünkü normalde bağlantım var mı? Var. Ama neden yardım edemem? Evet, onu da yazalım. Osmanlı Devleti bölgeye
denizden yardım gönderemez. Gönderemez. Çünkü donanması yoktur. Halbuki buraya çünkü donanması yoktur yazarken bile böyle bir şey oluyorum. Çünkü Abdülaziz döneminde dünyanın en büyük üçüncü donanması hazırlandı. Dış borç aldı Abdülaziz dünyanın en büyük üçüncü donanmasını hazırladı. Peki bu donanma ne yaptı? Bundan önce 5. Mehmet Reşat'tan önceki padişah 2. Abdülhamit'e çırağan baskını yaptı. Bu donanma komutanları çırağan baskınını yapınca 2. Abdülhamit çok zeki bir adamdı. 2. Abdülhamit ne yaptı? Donanmayı Haliç'e bağlattı. Haliç'te duran donanma çürüdü vardı. Yani Osmanlı Devleti'nin donanması var mı bölgeye göndereceği? Hayır. Osmanlı Devleti karadan yardım gönderebilir mi? Hayır, gönderemez. Peki devlet ne yapacak? Denizden yardım gönderemiyorum, karadan yardım gönderemiyorum. Ne hali varsa görsün mü diyecek? Hayır. Osmanlı Devleti bu bölgeyi ne oluşturacak? Milli Müdafaa Komitesini kuracak. Peki bu Milli Müdafaa Komitesi'nde kimler varmış? Şuraya hemen silelim. Bir bakalım Milli Müdafaa Komitesi'ne. Milli Müdafaa Komitesi. Milli Müdafaa Komitesi ne demek? İlk önce onu bir düşünelim. Milli Müdafaa Komitesi gönüllü asker subayların toplanması demek. Daha doğrusu gönüllü subay asker de demeyelim. Gönüllü subaylar. Yani ben Trablusgarp'ın elinizden çıkmasını istemiyorum. Beni bölgeye asker olarak, subay olarak gönderin. Ben orada mücadele etmek istiyorum diyenler. İşte bunu söyleyenlerden bu bölge için başkomutan olarak atanan kişi kim? Başkomutan olarak atanan kişi? Enver Paşa mı hocam? Evet, başkomutan kimdi? Çok ismi duyulduk bir kişi değil. Zaten bir burada duyacağız. Kimdi? Neşat Paşa. Neden bu adam, yani neden bu kişi komutan? Çünkü Neşat Paşa arkadaşlar rütbesi yüksekti diğerlerine göre. Mesela Neşat Paşa'nın rütbesi binbaşıdır. Hani bir rütbesi yüksek olduğu için, yoksa çok ehemmiyeti olan, çok önemli bir paşa değildir. Başkomutan Neşat Paşa. Nerede görev alacak? Trablusgarp merkezde görev alacak. Başka kim görev alacak? Mustafa Kemal. Mustafa Kemal nerede görev alacaktı? KPSS testlerinde bütün soruları var. Birinci öncü, üçüncü öncü olarak veriyor. Derne, Tobruk, Bingazi. Mustafa Kemal'in görev aldığı yerler nereler? Derneğe, Tobruk. Değil mi arkadaşlar? Nerede görev aldı? Derneğe, Tobruk'ta. Onu da yazalım. Nerede görev almış? Derneğe, Tobruk'ta görev aldı. Peki bana ne soruyor? Hangi isimle görev aldı? Zaten 2020 KPSS sorusu ne sordu arkadaşlar? Mustafa Kemal'e ünvan alarak mücadele ettiği savaş. Mustafa Kemal ünvan alarak hangi ünvanı aldı? Gazeteci Şerif Bey. Peki gazeteci Şerif Bey ünvanını Mustafa Kemal hangi gazete aracılığıyla aldı? Yani hangi gazete aracılığıyla gönderildi derse cevabım ne olacak? Tanin gazetesi. Tanin gazetesi kimin gazetesi? Evet. Tanin gazetesi de kimin gazetesi? İttihat ve Terakki. Altında şöyle şey var. Diyorum. Çok çıkacağını zannetmiyorum açıkçası. Gazeteci Şerif Bey ünvanı iki defa KPSS'de çıktı. Nerede görev aldı? Derneğe Tobruk'ta görev aldı. O da KPSS sorusu olarak çıktı. Yine. Çıkmayan bir tip sorusu var. Ondan sonra söyleyeceğim.
Kim görev aldı bir de burada? Enver Paşa. Enver Paşa nerede görev aldı? Bingazi. Bingazi'de görev aldı. Parantez içinde Hornus'u da yazayım. Bingazi, Hornus da görev aldı. Hangi ünvanı kullanmıştı? Evet, halıcı, halıcı, kuyumcu, tüccar, Hamdi Bey, Hamdi Bey. Aldı ünvanlar. Bazı kaynaklar halıcı Hamdi Bey, bazı kaynaklar kuyumcu Hamdi Bey, bazı kaynaklar tüccar Hamdi Bey. Ama kim? Hamdi Bey ünvanı kullandı. Şimdi soru da bana neyi sorabilir? Henüz KPSS'de çıkmamış. Soru da bana der ki, gazeteci veya halıcı ünvan veren kişi kim? Bunlara hem Mustafa Kemal'le Enver Paşa'ya ünvan veren kişi kim? Henüz hiç KPSS'de, hiçbir KPSS'nin hiçbir kısmında lisans, ön lisans, lise hiçbirinde çıkmadı. Ünvan veren kişi kimdir derse cevabım ne olacak? Kuşçubaşı Eşref Bey. Eşref Bey. Ünvan veren kişi de kimmiş? Kuşçubaşı Eşref. Mustafa Kemal, sana sorarlarsa bak senin kimliğin bu. Kimliğin ne? Gazeteci Şerif Bey. Enver Paşa sana sorarlarsa al bak senin kimliğin halıcı Hamdi Bey. Yani işte onlara bu ünvanı verip onlara belge çıkartan kişi zaten kuşçu, yani dizi istihbaratçı anlamına geliyor Osmanlı'da. Bu adam bu görevi üstlenmiştir diyebilirim. Biz bunu Kurtuluş Savaşı'nda da göreceğiz kuşçubaşı Eşref'i. Ha, diyeceksiniz ki hocam sadece bu üçü mü önemli? Evet, bu üç kişi önemli. Ama diğer gönderilen subayları da genellikle alan sınırında falan geliyor. O yüzden de yine isim olarak yazacağım. Ama siz şu üçünü bilseniz yeterli sizin için. Başka kimler gitti? Ali Fuat Cebesoy. Ali Çetinkaya. Başka? Ali Fuat Cebesoy, Ali Çetinkaya, Mustafa Kemal, Enver Paşa. Mesela kim yazayım? Nuri Jonker. Mesela kim yazabilirim? Fuat Bulcu. Bunlar gönderilen kişiler. Dediğim gibi bu kişiler de katıldı. Ama bu kişiler hiç KPSS'de çıkmadı. Belki hadi içlerinde önemli olsun kim? Ali Fuat Cebesoy olabilir. Ha, Trablusgarp Savaşı'nda kim yok sorusunun cevabı? Genellikle nedir? İsmet İnönü. Var mı bu savaşta? Dıdıt yok. İsmet İnönü bu savaşta var mı? Yok. Bu savaşta Kazım Karabekir, genellikle yanlış seçenek olarak yazılanları söylüyorum. Var mı? Hayır. Kazım Karabekir de bu savaşta yoktur. Bu savaşta Neşat Paşa, Mustafa Kemal, Enver Paşa, Ali Fuat Cebesoy, Ali Çetinkaya, Nuri Jonker, Fuat Bulca gibi subaylar yer almıştır diyebilirim. Peki bu subayların amacı ne? Bu subayların amacı ordu götürebiliyor muyum? Hayır. Yanımda ordu götüremediğim için burada kullanacağım savaş türüm ne olacak? Bazen test çözüyorum. Trablusgarp Savaşı'ndan savaş türümü soruyor. Bakalım savaş türü neymiş? Trablusgarp Savaşı'nın savaş türü. Ve bu askerlerin amacı ne? Birlikte bakalım. Trablusgarp Savaşı'nda savaş türü. Savaş türü. Kullanılan savaş türü hangisidir? Savaş türü ne? Gayri nizam harp. Gayri nizami harp ne hocam? Gayri nizami harp, nizama uygun olmayan harp. Nizama uygun olan ne? Ordunun mücadele etmesi. Yani demek ki burada ordu var mı? Hayır, yok. Burada kim mücadele edecek? Halk mücadele edecek. Mücadele edecek olan kim? Halk. Hocam bir örnek soru verelim. Örnek soru. Bana dedi ki birinci öncülüm, ikinci öncülüm, üçüncü öncülüm verdi dedi. Urfa, Maraş, Trablusgarp,
Bir de neye ekleyelim? Antep'e ekleyelim. Antep, yukarıdakilerden hangilerinde gayri nizami savaşta kullanılmıştır? Şık, hepsi, şık, 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 şık. Gördüğünüz gibi hepsinin savaş türü nedir? Gayri nizami harp. Başka var mı yok? Yani İngiliz tarihi dersinde başka görmeyeceğiz arkadaşlar. Antep, Urfa, Maraş, Trabzonspor'da gayri nizami harp. Yani bir de bir primiye gitmiş. Bunları söyleyebiliriz. Peki bu gönderilen subayların amacı neymiş? Gönderilen subayların amacı halkla konuşmak ve halktan Osmanlı Devleti'ne asker bulabilmek. Mustafa Kemal bölgeye geldi. Enver Paşa ile Mustafa Kemal aslında ikisi birlikte yola çıkmışlardır. Nereden? İstanbul'dan. İstanbul'dan ikisi birlikte yola çıkıyor. Bakıyorum. Atıyorum şöyle bir haritamız olsun yine. Osmanlı Devleti'nin başkenti burası ya. Osmanlı Devleti'nin başkentinden ikisi birlikte yola çıktı diye. Adam yola çıktı, 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 çıktı. Burada kim var? Mısır. Mısır kimin? İngiltere'nin. Mustafa Kemal geçebilecek mi? Enver Paşa geçebilecek mi? Hayır. Ama ünvanları yok mu? Belgeleri yok mu? Var. Mustafa Kemal bu bölgeye Enver Paşa ile birlikte geliyorlar. Geliyorlar nereye? Trabzonspor'a geliyorlar. Mustafa Kemal'in bir ay daha geç geldiğini görüyoruz, biliyor musunuz arkadaşlar? Yani Enver Paşa ile birlikte yola çıkmasına rağmen Mustafa Kemal bölgeye bir ay daha geç gelmiştir. Hatta alan testlerinde falan çoğunlukla çıkıyor. Neden? Niçin Mustafa Kemal bu bölgeye daha geç geldi? İşte bunun da cevabı nedir arkadaşlar? Mustafa Kemal rahatsızlandı. Böbreklerinden rahatsızlandı, böbrekleri ağrıyordu. Ta askeri liseden beri ağrıyordu zaten. Böbrekleri ağrıdığı için şurada İskenderiye fenerinde ne yaptı? Tedavi gördü. Hastanede Mustafa Kemal'e sordular, senin adın ne diye. O da ne dedi? Benim adım gazeteci Şirin dedi. İşte biz o belgeden öğrendik Mustafa Kemal'in kullandığı ünvanı. Yani yoksa bir